Ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Pek muhterem Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Rektörüm, saygıdeğer Kaymakam Belediye Başkanımız, saygıdeğer hocalarımız, çok kıymetli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Ben bu daveti aldığımda Kabe'deyim. Sayın Dekanımız aradığında Kabe'de bulunuyordum. Ve haçla ilgili bir sempozyum yapmak istediklerini, mutlaka açılışa beklediklerini ifade ettiler. Sayın Dekanımıza karşı benim kalbi zaafım var zaten. Herhangi bir davetine hayır demem mümkün olmuyor. Davetinden dolayı teşekkür ediyorum. 42. yılını dolduran İSAV Vakfımıza da bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan hepimize ışık tutan, hepimizi besleyen çok önemli ilmi faaliyetlerinden dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu 42 yılın kurucu hocalarımızın ömrüne ömür katmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Programa baktığımız zaman her yönüyle haç başlığını taşıyor. Ben programı gözden geçirdikten sonra tabii hasbelkader 10 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda aynı zamanda haç organizasyonuyla yakinen ilgilenen ve Suudi Arabistan'la hocamla birlikte daha sonra arkadaşlarımızla birlikte haç bakanı ile müzakerelere gidip şahit olan dünyanın muhtelif ülkelerinden gelen haç bise başkanlarıyla haç ibadetini birlikte değerlendiren haccın sorunlarını özellikle son yıllarda, son 10 yıllarda ortaya çıkan sorunlarını birlikte paylaştığımız, dünyanın muhtelif yerlerinden ülkelerin temsilcileriyle konuştuklarımızı dikkate aldığımızda, keşke böyle bir başlık değil de doğrudan en büyük sorunlara yoğunlaşılsaydı. Yani benzeri bütün sempozyumlarda tekrarlanan başlıklardan çok, bugün özellikle İslam ümmetinin haç konusunda ne tür büyük sorunlar yaşadığını tespit ederek o sorunlar envanterini çıkardıktan sonra bazı önemli sorunlar üzerinde yoğunlaşılsaydı daha iyi olurdu diye düşündüm. Ali Köse hocamız haç duygu diye başladı. Ben de haç aklın imtihanı diye başlamak istiyorum. Haç aynı zamanda aklın Rabbin huzurunda imtihanıdır. Bu sorunları dikkate aldığımızda ben sadece 3 soruna işaret ederek konuşmamı tamamlayacağım. Bugün birinci yaşadığımız büyük sorun 50 sene önce, 100 sene önce, 200 sene önce yapılan bir haç ile bugün yaptığımız haç arasında ortaya çıkan farkları gözden geçirmemiz gerekiyor. Elbette ibadeti mersumedir, menasiki bellidir. Menasiki sabittir. Resul-i Ekrem hudu anni menasikekum buyurmuştur. Biz o menasikin izinden yürüyoruz. Bazı sünnet, nafile, müstehap dediğimiz hususlar konusunda ihtilaflar olsa da haccın menasikinin sabit olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak modernizasyonun, modernitenin mekanların modernleştirilmesinin, organizasyonların meydana getirdiği değişimlerin haccın mahiyetine ne kadar etki ettiği üzerinde durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz Kabe'de yazdığı o duygusal metinde ifade etti Ali Köse hocamız ama bu hakikaten bir birey olarak, bir mümin olarak Kabe'de sahide, tavafta, cemeratta, arafatta, müzdelifede, minada bir mümin olarak bunlar üzerinde
Düşünüyorum ve cevabını veremiyorum şahsen. Modern hayatın, modernitenin, şehirlerin, şair olarak adlandırdığımız mekanların modernizasyonu, vasıtaların değişmesi, haccın ruhi, deruni, manevi yönleri üzerinde ne derece etkili olup olmadığının konuşulması lazım, tartışılması lazım diye düşünüyorum. Hac ibadetinin geçirdiği evrilmeler, çevre, mekan, ulaşım, organizasyon gibi faktörler bir anlam kaybı yahut bir anlam kaymasına yol açmıyor mu? Bunun üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Hac mahza gayedir, kelime olarak da sözlükteki manasını da dikkate aldığımızda hac mahza gayedir. Acaba bu gaye bir mahza gaye ise gayede bir sapma yok mudur? Bunun üzerinde düşünmesi gerekiyor. Umre ile birlikte umre bizi ne kadar imar ediyor? De bugün Türkiye'den 400 bini buldu zannediyorum. Yıllık umreye giden vatandaşlarımızın sayısı 400 bin, 500 binleri buldu. Artık Kabe'yi ne zaman görürseniz hac ibadeti esnasında ne kadar insan varsa neredeyse o kadar insan görebiliyorsunuz. Bütün dünyadan umreye çok daha büyük rağbet var. Çünkü her müminin artık istese de hac imkanı ortadan kalkmış bulunuyor. İstitaat kavramı üzerinde yeniden durulması gerekiyor. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Oradaki istitaat artık kota var, artık kura var, efendim artık vize var, artık pasaport var. Bütün bunları dikkate aldığımızda şu anda 1.163.000 vatandaşımız sıra bekliyor. Kura'ya girmek için sıra bekliyor. Bu başka ülkelerle konuştuğumuzda, Endonezya ile mesela İran'la, Malezya ile konuştuğumuzda şu anda 15-20 yıl sonra hacca gidecekler belli. Ama bu süre içerisinde müracaat etme imkanı olamamış olanların zaten o istitaat dediğimiz imkana kavuşmaları mümkün değil. Bütün bunların üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Haccın çeşitlerinin ifrat, temettu ve kıran olmaktan çıkıp bu tasniflerin içerisine lüks hac, VIP hac, efendim otel tipi hac, müstakil tipi vesaire tasniflerine doğru evrilmeye başladığını görüyoruz. Kabe manzaralı odalar, bunların bizatihi hatta Kabe manzaralı devre mülkler satılıyor. Broşürler var elimizde. Bize geliyorlar sürekli. Kabe manzaralı devre mülkler. Bunlar ibadetin o ruhunu hangi yönde nasıl etkiliyor? Haccın mahiyetini, umrenin mahiyetini nasıl değiştiriyor? Sosyologlarımızın oturup bunlar üzerinde kafa yorması gerekiyor. Ve bunu nasıl tedavi edeceğimizi, yeni nesillere haccın o hikemini, hikmetlerini nasıl anlatacağımızı, şairini, esrarını nasıl anlatacağımızı tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü pek çok insanı götürdüğümüzde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor aynı zamanda. Sonra altı katlı döner merdivenli metaf alanı tasarımları konuşulmaya başlandı. Altı katlı döner merdivenli metaf alanı. Bu tasarım bizatihi krala sunuldu. Allah'tan kral bu haccın ruhaniyetine aykırı diye bir ifade kullandı. Var. İnternet ortamında da var. Yani bu cümle orada sarf edilmeseydi başlayacaktı belki bu. Bütün bu değişimlerin ibadetin mahiyetini nasıl etkilediği üzerinde gerçekten düşünülmesi gerekiyor. Tavaf yaparken bir elinde kamera, bir elinde telefonla kendi iş bağlantılarını kurmaya devam eden insanlara şahit oluyorsunuz. Herhangi bir ilmihal kitabında yok böyle bir şey. Yani
Şahit Brezilya'dan bir iş ortağı ile iş bağlantılarını kurmaya devam ediyor. Kabe'nin etrafında tavaf ederken. Bunları nasıl izah etmemiz lazım? Yeni ilmihal kitaplarımızı yazarken bunlara nasıl yer vereceğiz? Bunların üzerinde düşünmemiz lazım. Birincisi bu. İkinci husus, hac ibadeti bizi birleştirmek için, aynı zamanda hikmetleri üzerinde düşündüğümüzde bizi birleştiren bir ibadet. Ama gittikçe hac ibadeti bireyselleştirmeye başladı. Her ülke kendisine ait bir getto kuruyor orada. Arafat'ta da öyle, Mekke'de de öyle, Medine'de de öyle. Kimse kimseye selam vermeden, kimse kimseyle görüşmeden, kimse kimseyle dertleşmeden kendi ülkesine dönebiliyor. Eskiden de böyle miydi? Mümkün değil. Yani bu bireycilik ve bireysellik aynı zamanda ibadetin kendisine yansıyor. Geçen sene bir hacımız, hem de vekil bir hacımız bana geldi, dedi ki hocam ne zaman dedi şöyle rahat bir tavaf yapacağım dedi. Sayın vekilim, rahat tavaf dediğiniz tavaf nasıl bir tavaftır? Şöyle hiç kimsenin bana değmediği, elimi kolumu rahatlıkla salladığım, elimi Rabbime açıp ibadet ettiğim bir tavaf dedi. Dedim ki sayın vekilim, o tavaf tavaf olmaz. Sen her dokunuşu bir dua sayarsan o zaman tavaf yapmış olacaksın. Yürürken bir zenci, bir rengi farklı, ırkı farklı, her mümin sana dokunduğunda onu bir dua sayacaksın. O zaman bu tavaf olur. Dolayısıyla insanların gerçekten oraya gittikten sonra da mümkün olduğu kadar, bu sene şahit olduğum hadiseler var. Gerçekten son veda tavafında ilk defa ayağım yerden pek çok zaman kesildi. Ayağım yerden kesildi, insanların omuzlarında gidiyorsunuz. Buna kimse tahammül etmek istemiyor. Bu bireycilik ve bireysellik içimize öyle işlemiş ki böyle bir şeye katlanamayan insanlar var. Kenarda bekleyip rahatlasın da öyle gireyim diyen insanlar var ama rahatlaması da mümkün değil. Onun için ikinci katta, üçüncü katta tavaflar, ikinci katta sahiler ve bu katlar çoğalacaktır zannediyorum. Devam ediyor. Son üçüncü bir husus ise başta da ifade ettiğim, haccın menasiki hikmetleriyle şairin esrarı üzerinde çokça durmamız gerekiyor. Bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Ben şahsen bu sene burada başkan yardımcısı hocamız Hasan Kamil Yılmaz hocamız irşat heyeti başkanıydı. O bize görev verdi. Bazı yerlerde hasbelkader insanlara bu hikmetleri anlatmaya çalıştım ve haccı iç içe geçmiş 5 yolculuk olarak hep tasvir etmeye çalıştım. Bir tanesi insanın kendi iç dünyasına yolculuğu, kendi kalbine, beden ülkesinin sultanına yaptığı yolculuk. Bu açıdan baktığımızda gitmeden önce de Esrarul Hac, Ali Yulkari gibi pek çok Esrarul Hac ve haccın hikmetlerini yazan kitapları taradığımızda hac iç içe geçmiş 5 yolculuk olarak tasvir ediliyor. Bir tanesi insanın içine yaptığı yolculuk, kalbine yaptığı yolculuk. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ihramın bir manası var, mikatın bir manası var, tavafın, makam-ı İbrahim'deki namazın, sa'yin, Arafat'ta vakfenin her birisinin bize kendimizi hatırlatan, bize kendi iç dünyamıza bizi götüren bir yolculuk olduğunu görüyoruz. İkinci yolculuk insanın ahirete, ebedi hayatına yaptığı yolculuk. Bu açıdan da baktığımızda aynı şekilde ihram bir kefen oluyor, mikat bir mikat oluyor. Tavafın, sahin her birinin bize bunu hatırlatan, bize ahireti hatırlatan, bizi mahşere götüren, oradan yeniden haşr olarak
dönmemizi sağlayan bir yolculuk olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü yolculuk, kardeşlerimize yaptığımız yolculuk. Az önce de ifade ettiğim gibi biz herhalde hiçbir mümin bu imkana başka bir vesileyle sahip olamaz. Tavaf yaparken aynı anda 10 Afganlı size dokunuyor, 10 Afrikalı, 20 Asyalı, 5 Amerikalı size, bir mümin kardeşleriniz size dokunuyor. Dolayısıyla bu kardeşlerimize de hicret etmiş oluyoruz. Ama bu yönden fakirleşiyor hac ibadeti. Dördüncüsü, rektörümüz de ifade etti, tevhid tarihine yaptığımız yolculuk. Tevhidin tarihine bir yolculuk yapıyoruz. Hazreti Adem'le başlayan, Hazreti İbrahim'le, Hazreti İsmail'le kaideleri yenilenen, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le süreklilik kazanan, İslam tarihine, tevhid tarihine muhteşem bir yolculuk. Hem Hazreti İbrahim'le, Hazreti İsmail'le başlayan, Resul-i Ekrem'le devam eden ashabın izleri, bütün buraya yolculuk yapıyoruz. Ama Ali Köse hocamız da ifade etti, biz bir sorun daha yaşıyoruz. Bir tarihsizleştirme sorunu yaşıyoruz hac mekanlarında. Bir tarihsizleştirme yaşıyoruz. 1971'e kadar Resul-i Ekrem döneminden kalma pek çok asarın mevcut olduğunu hepimiz biliyoruz. 71 yılına kadar. Hatta bazıları rakam veriyor. Üçte ikisi duruyordu diyorlar. Yani Ümmühani'nin evi duruyordu. Resul-i Ekrem'in, Darül Erkam'ın izleri duruyordu. Darül Erkam izleri duruyordu. İbn Abbas'ın ders halkalarının yapıldığı yer duruyordu. Ashab-ı Suffe duruyordu 71'li yıllara kadar. Orada bir fetva yayınlanmıştır. Fetva metni elimde. La yecuzu ta'zimul mebani لِأَنَّهَا يُؤَدِّي اِلَى الشِّرْكِ فَيَجِبُ هَدْمُهَا diye bitiyor. Bu binalara saygı göstermek caiz değildir. Çünkü bunlar insanları şirke götürüyor ve bunların yıkılması vaciptir diye fetva yayınlanıyor. O fetva yayınlandıktan sonra heyetler kuruluyor. O heyetler bütün bu tarihi mekanları bir bir yıkıyor. Mekke Belediyesi'nin ambleminin tam ortasında bir buldozer vardır. Dikkatinizi çekerim. İşte o buldozer bu bid'atleri, sözde bid'atleri, sözde şirke götüren mekanları ortadan kaldıran buldozerdir. Bu ne üzücü bir şeydir. Bu nasıl, bu nevzuhur düşünce nasıl ortaya çıktı? İslam'ın metinleri buna gerçekten nasıl yol açtı? Kim bunu, nasıl cüret edilebiliyor? Sonra bu mekanlar sadece bir kavmin, bir ırkın, bir ülkenin mekanları mıdır? Bunlar bütün ümmetin ortak mekanları değil midir? Değil midir? Bunlar bütün ümmetin ortak tarihi değil midir? Dolayısıyla bir tarihsizlik yaşıyoruz aynı zamanda. Hem talihsizlik hem tarihsizlik yaşıyoruz. Ama haccın hikmetleri içerisinde dördüncü yolculuk, İç içe geçmiş dördüncü yolculuk, tevhidin tarihine yaptığımız yolculuk. Biz, evet bu konu tabii şimdi hocam işaret edecek bir korsan tebliğe dönüşmesin, hemen bitiriyorum. Beşinci yolculuk, yani iç içe geçmiş beşinci yolculuk ise Rabbimize yaptığımız yolculuk. Beytin Rabbine yaptığımız yolculuk. Bütün bu yolculukları dikkate alarak, haccın menasikini, şairin esrarını yeniden yazmaya, yeniden ortaya koymaya, yeni insanlara, yeni çağın insanlarına çok iyi anlatmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu modernizasyonun meydana getirdiği tahribat insanları bütün bunlardan uzaklaştırıyor. Bu şekilde devam edeceğe benziyor, ortadan kaldırmak mümkün görünmüyor. O zaman mümkün olduğu kadar
insanların o duygu boyutuna ağırlık vermesini sağlamak. En azından kendi aklını, fikrini çeşitli makasıt üzerinde, gayeler üzerinde, hikmetler üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak için çok daha ciddi çabalara ihtiyaç var. Ve bunu da bir eğitime dönüştürerek